Şey yaşadık ve Kral TV ekranlarından da canlı canlı o anları ekranlara taşıdık. Ne hissettiniz ilk atladığınız anda? Tamamen görev atlayışı olarak o kapasitede, o mentalitede yani hiç... Aşağıda beni 30 bin kişi bekliyor falan yok. Yok yani tam anlamıyla görevimizi en iyi şekilde hem kurumsal hem şahıs olarak, hem festivale yakışır hem şahsımıza yakışır hem kurumumuza yakışır şekilde yapmaktı. Yani görev atlayışlarında zaten psikoloji öyle bir şey. Hazır değilseniz stresli olursunuz. Çok hazırdık. Yani her şeyi A, B, C planlarını yaptık. Evet, mesela bütün planlarımız sahnenin solundan dönüp böyle gelmekti. Havada o kadar sert bir rüzgar vardı ki yukarıda. Kararımı değiştirip kestirmeden geldim. Ona rağmen çok sert geldim yani. Kestirmeden geldiniz ama sahneye çok yakın. Hemen merdivenin önüne indiniz dedik. Aynen. Yani bu çok büyük bir başarı. Bizim için bir gerilim de söz konusuydu burada, ambulans. Aşağıda teknik bir ekip bekliyor. Aynı zamanda denizde sahil güvenlik, orada tekne olmaması için bunlar bir çalışma gerekiyor. Görev atlayışlarında emergency prosedürler uygulanması gerekiyor bunlar ama. Bunlar benim için özel değildi o kadar. Ben hiç ilgilenmedim. Yani kurumsal olarak hocalarımız bunu yapmak zorunda zaten. Peki böyle bir resim var mıydı akılda atlarken? Yani bana biraz anlatmanızı istiyorum o anları. Aslında ben senden dinlemek istiyorum. Çünkü benim için çok yaptığım bir şey. Sadece hep geçmiş zamanlardaki Buğra hazırlanırken drone çekimlerinden zaten yukarıyı iyi biliyoruz. Sadece uçakla çıkarken zaten çok erken kalktık. Onun için bir havada 45 dakika dolandık biz. Evet, biz de izledik. Onun için böyle baktık. Ya çok kolay yer ya burası deyip oturduk sonra. Genelde bekledikçe heyecan daha çok artmaz mı? Yok, öyle bir şey değil. Hadi kapıyı açtı gidelim falan olduk. Bizim için heyecan kısmı intro ile doğru zamanda doğru çıkışı doğru hareketi yapmaktı. Ki mükemmeldi. Süper dakik olduk. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, bir önce erken gelir gibi olduk. Pilotumuz zaten Hakan Bakır, bu alemlerin en büyük pilotu. Hemen keskin bir dönüşle tekrar geriye alıp tekrar bizi pasaja soktu ve o tam oturduk yani. Kesinlikle öyle oldu. Peki biz böyle 360 derece dönüşler gördük. O sert rüzgarın etkisiyle miydi yoksa gösterinin bir parçası mıydı? Kendi yaptığım ama tabii çok ağır rüzgar olduğu için daha hızlı inişe geçmek istedim. Çünkü yukarıdaki rüzgar beni denize iter. Ben de gayet denizden toplardınız yani. Aman iyi ki öyle bir şey olmadı. Evet. Rejiden diyorlar ki hocamız pilotumuzu davet edelim. Merhaba, tanıyabilir miyiz sizi? Buyurun. Merhaba, ben Türk Hava Kurumu Paraşüt Okul Müdürü Fikret Söğüt. Şimdi ayrılmamak adına sizi şöyle alıp böyle geleceğim. Sizi biraz daha yaklaştıracağım. Şu anda ekranda canlı canlı o anları tekrar izliyoruz. Çok güzel döndünüz. O duman da çok hoş bir etki yarattı. Sizi tanıyalım ilk önce. Ben 30 yıldır paraşütçülük yapmaktayım. Türk Hava Kurumu'nda paraşüt öğretmeniyim. Son yıllarımız Hayko ile bayağı çalışarak bu konularda güzel günler geçirdik ve şu an iyi bir sonuca ulaştık. Çok keyifli bir sonuç oldu bizim için. Ne kadar iyi bir hoca olduğunuzu bu akşamki performanstan biz de görmüş olduk. Siz de tanıyabilir miyim? Ben Hakan Bakır, Türk Hava Kurumu Genel Hocalık Kısım Şefi. Aynı zamanda karavan tarihçisinin pilotuyum. Bugün pilot olarak uçağın içinde siz vardınız ve beklemediğiniz sert havadan dolayı o inisiyatifi alan, doğru karar veren kişisiniz. Elimizden geleni yaptık. Çok da iyi yaptınız. Gol atmışım gibi koşmuşum ya. Gördün mü? Yani bence bir gol atmaktan çok daha fazlasıydı. Hayko Cepkin iyi, çok cesur biri değil mi? Çok cesur birisi. Çok iyi bir hedefçi. Kendi daha önce bahsettiği gibi. Ve bugün olabilecek en mükemmel iniş planlamasını yaptı. Ve direkt sahneye çıktı. Planladığımızın en iyisi oldu diyebilirim. Mükemmel. Öncesinde zaten çok çalışma yaptınız bununla ilgili değil mi? Tabii, zamanlama üzerine günlerce çalıştık. Yapacağımız hareketlerin provası yapıldı. Bundan sonra epey de denemelerini yaptık. Bunların üzerine zaten inşa edildi. Peki. Kısa değil yani. Bayağı bir geçmişi var aslında bu projenin. Bugüne nasip oldu. Peki şimdi buranın hava muhalefeti aslında çok da uygun değil diye konuşmuştuk daha önce de. Bir risk aldık mı bu anlamda? Ne kadarlık bir risk aldık yani? Çok. Yani sabahki riskler şöyleydi. Bestan Babaoğlu ve Çağdaş Türkmen uçakta benimle beraberdi. Hem çekim yaptık hem pasajı ayarlarken yani hepimizin yapması gereken işler vardı yukarıda. Bestan Babaoğlu sabahtan beri bana türbülans yendiği zaman, işte rotorda kalındığı zaman düşen insanların videosunu seyrettirdi. Beni motive etti.
beni daha da hırslandırdı. Allah belamı versin. Rotora girsem uçururdum ben onu. O kadar sinirlendim ya. Evet, dediğim gibi tüm negatif şeylere en kötü şekilde hazırlanıyorsun. Zaten risk taşıyan işlerin başı bu. İyi şeylerden önce kötü şeyleri konuşuyoruz. Birbirimizin morali mahvediyoruz. Sonra çok iyisini yapmak için hayata geçiriyoruz. Biz en kötülerini konuştuk, en mükemmelini yaptık. Kesinlikle öyle yaptınız. Ya daha çiçeği burnunda bir damatsınız. Yani sevdiklerinizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Böyle riskli şeyler yaşıyorsunuz. Adrenalini çok seviyorsunuz. Ben enteresan bir şey yapmadığım zaman arkadaşlarım bana iyi misin diye soruyorlar. Yani o anları tekrar gördük. Evet. Peki. Ben de seyretmek istiyorum. Oğlum ne biçim dönmüşüm ya. Ya mükemmel döndüm. Bu çok olmuş hocam. Hepsini planlamamış mıydık? Hepsini gerçekten planlamış mıydınız? Tabii ki hepsi planlıydı. Her saniyesi planlıydı. Her saniyesi planlıydı. Peki şunu sormak istiyorum. O anları biz canlı canlı verirken tabii ki sizin sahne performanslarınızdan da bahsettik. Bizi ne kadar heyecanlandırdığınızdan, bir konserin asla sadece bir konser olarak geçmeyişinden. Şimdi çıtayı öyle bir yere koydunuz ki bundan sonra ne olacak yani? Şimdi artık tepeye oturttuk. Onun için taş devrine dönüyoruz. En başa döneceğiz. Normal kıyafetler. Evet, anlar tekrar... Evet. Tekrarlanmaz herhalde yani, değil mi? Gene yaparız ya, sıkıntı yok. Bu bizim için bir gelenek. Bir sonraki bağlantıyla yapabiliriz. Peki, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alayım, buyurun. Çok mutluyuz. Söz verdiğimiz şeyi, evet zaman aldı, 5 yıl ama zaten şimdi bile bir şey söz verseniz böyle sürer yani, kolay değil. Söz verdik, dilimizle döktük, insanlara anlattık. Lafta kalmadı. Önce kendime yalancı çıkmadığım için bu hayatta, hep hayallerimi hayata geçirdiğim için kendime karşı çok mutluyum. Sonra sevenlerimi yarı yolda bırakmadığım ve onların karşı da yalancı çıkmadığım için çok mutluyum. Çok iyi dostluklar edindiğim için, her zaman söylüyorum ya, para değil insan biriktireceksiniz diye. Bu iş insan biriktirmeden yapamayacağınız bir iş. Bu işi parayla yapamazsınız. Böyle bir iş. Onun için de çok mutluyum. Bugün mutlu güzel bir gün. Bugün tadını çıkaracağız. Dedik çok gergin bir ay geçirdik. Şimdi eğleneceğiz biz burada. Sonuna kadar. Festivalin en büyük tadını biz çıkaracağız. Kesinlikle öyle. Sonuna kadar da hak ediyorsunuz. Biz de yani televizyon yayıncılığı adına, ekip adına şu anda mikrofon elinde olduğu için ben size söyleyeceğim. Size de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani kaç kamera geldiniz, kaç gündür toplantı yapıyoruz. Daha geçtiğimiz haftalardan beri toplantı yaptık. Bu da kolay bir şey değil yani. Her zaman çektiğiniz bir şey değil çünkü. Onun için özel kameralar getirdiniz. Herkesi doğru yerlere, doğru zamanda yerleştirdiniz. Toplantı saatlerinde doğru şekilde orada oldunuz. Bu işi disiplin zaten götürür. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Size de sadece Hayko Cepkin başarısı denilemez. İşte parayla yapılamaz bu, insan kazanılarak dediği aslında. Biraz da siz temsil ediyorsunuz o kısmını. Sizin de başarınız. Sizi de çok tebrik ediyorum. Biz de Türk Hava Kurumu ailesi olarak, Hayko zaten bizim ailesi, ailemizin bir parçası olduğu için biz de çok mutluyuz. İnşallah çok daha iyi şeylere imza atacağız. İnşallah. Var mı eklemek istediğiniz? Çok özel bir insan. Onun dostum olmasından çok memnunum. Gözyaşlarıyla kapatıyoruz. Öpeceğim seni. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikte olacağız.